Efendim, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat intihar edeceği iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Polat hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini bozdu bu arada. Cezaevinden tek sayfalık bir mektup gönderdi. Suçlamalar karşısında çaresiz ve çok üzgün olduğunu yazdı o mektupta, ama tabii mektubun detayları da var. Gelin birlikte göz atalım. Ya alo yengim. Efendim aşkım. Ya bana şarkı. İntihar iddialarının ardından Dilan Polat sessizliğini bozup cezaevinden mektup gönderdi. Suçlamalar karşısında çaresiz ve çok üzgün olduğunu yazdı. Açılır kapılar önüme, halı atılır. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, kendi gibi tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı arayarak intihar edeceğini söylediği iddiası cezaevini alarma geçirdi. Koğuşu 24 saat sıkı gözetim altına alındı. Cezaevi psikoloğu devreye girdi ve sürekli yanında durması için bir infaz koruma memuru görevlendirildi. Hatta Polat'ın kantinden aldığı her şey kontrol edilmeye başlandı. Kocam kahvem ve kocamın gönlü. Enerji! İntihar iddiaları gündeme bomba gibi düşerken gazeteci İsmail Saymaz da Dilan Polat'a avukatları aracılığıyla bazı sorular gönderdi. Beni sindirebileceğiniz mi zannediyorsunuz? Sessizliğini bozmaya karar veren Polat da yine avukatları aracılığıyla Saymaz'a tek sayfalık bir mektup yazdı. Avukatım Hüseyin abiyle göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamıyla cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konularıyla ilgili olduğu için haberdar değilim zaten. Mektubunda suçlamalar karşısında çaresiz ve çok üzgün olduğunu söyleyen Polat, en büyük üzüntüsünün de çocuklarını göremeyişi olduğunu yazdı. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatımla buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Soruların büyük bölümünü yanıtsız bırakan Dilan Polat, ileride daha samimi ve objektif bir mektup yazacağını söyledi.